Eğitimle tedavinin iyileşme sürecini ele aldığımız Mardin'in Kızıltepe'de bulunan Şifa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk olduk. Birlikte izleyelim. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeyiz. Özel Öz Şifa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Yanımızda kurum müdürü Sayın Hamit Gökçen var. Burada özellikle çocuklarla ilgili çok özel çalışmalar var. Engelli çocukları topluma kazandırmak ve hayatlarını daha kolaylaştırmak için çok özel çabalar harcıyorlar. Çok iyi bir kadroyla hizmet veriyorlar. Biz de bu konuyu değerlendirelim. Böyle bir merkezin bu kentteki önemini değinelim ve sizlerle buluşturalım, tanıştıralım istedik. Sayın Hamit Gökçen, öncelikle hem bu merkezimizi tanıyalım. Bu merkez kaç yıldır Kızıltepe'de var ve siz kaç yıldır bu merkezde kurum müdürlüğü yapıyorsunuz? 26.03.2007'de İşitme Engelliler adı altında bir eğitim programı uygulamaya başlandı. Ben ilk açılışından beri muhtemelen 10 yıldır buranın müdürlüğünü yapıyorum. 2010'da bir baktık çevre ihtiyaçları ve çevrenin talebi üzerinde sadece işitme engelliler için yeterli olamayacağı, arada zihinsel engelliler, diğer bölümdeki engellerin de eğitime ihtiyaçları olduklarını yaparak o gerekçelerle 2010'da zihinsel engelliler eğitim programını uygulamaya başladık. Bunun da yeterli olmadığını farkına vardık. Bu sefer öğrenme güçlüğüyle yaygın gelişimsel bozukluklar eğitim programını 2014'te onlar da uygulamaya konduk. Bu sene de fizik bilim yani bedensel engeller eğitim programını uygulamaya koyduk. Şu anda 5 bölümle Mardin'in ilk rehabilitasyon merkezi ilk 5 bölümle tam teşekküllü çalışan ilk kurum olarak gurur duyuyorum ve biz öğrencilerimize o yönde eğitim vermeye çalışıyoruz. 10 yıldır buranın müdürlüğünü yapıyorum. Peki nasıl bir program uyguluyoruz? Hangi alanlarda eğitimler veriliyor? Şimdi bizim işitme eğitim alanında diğer engeller eğitim alanındaki birbirinden farklı eğitim modülleri vardır. Bu eğitim modülleri de biz kendi çabamızla değil, rehberlik araştırmada verilen eğitim raporlarında bir engelliye veya bir öğrenciye o yıl neler öğretilebilir, neler eğitilebilir bize öneride bulunuyor. Biz onu dikkate alarak bir yıl boyunca veriyoruz. Örneğin diyorum, bir işitme engeller eğitim programında bir Türkçe okuma olabilir. Bu Türkçe okuma okul öncesiyle çocuk gelişimi öğretmenleri giremiyor. Sadece işitme engeller veyahut uzman öğreticiler girebiliyor. Ancak dil eğitimi olursa, sosyal veyahut günlük yaşam becerileri olduğu zaman okul öncelikleriyle çocuk gelişimleri girebiliyor. Zihinsel bölümdeki, engeller bölümdeki de aynı durumda öz bakım becerileri vardır. İşte Türkçe vardır, matematik vardır, günlük yaşam ve psikomotor beceriler vardır. Onlarla ilgili öğretmenler rehberlik araştırmadan gelen raporlar doğrultusunda bir yıl boyunca yapılıyor. Bir yıl boyunca biz o öğrenciye performans hazırlıyoruz. Şunları verdik, şunları öğrendi, şunları eksik kaldı. Bir daha RAM'a, rehberlik araştırmaya gönderiyoruz. İkinci bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Tekrar bize geri gönderiyorlar. Yeni bir raporla bize geliyor.